Merhabalar Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için inanılmaz lezzetli bitlise özgü yağlı ekmek veya yağlı katmer de denilen tarifi hazırladım. İnanılmaz lezzetli ve yapımı da oldukça pratik bir tarif. Dilerseniz tarifimizin yapımına hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 3,5 su bardağı unu ilave ediyorum. Ve orta kısmını havuz şeklinde açıyorum. Daha sonra kenar kısımlarına 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve içerisine bir tatlı kaşığı kuru maya ve bir buçuk su bardağı ılık suyu ilave edeceğim. Suyumu azar azar ilave ediyorum. Öncelikle ılık suyun içerisinde mayanın erimesini sağlıyorum. Eğer kuru mayanız yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Suyun tamamını ilave ettikten sonra hamuru şöyle bir toparlıyorum ve artık spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamuru 2-3 dakika boyunca özdeşene kadar yoğuruyorum. Hamuru güzelce yoğurdum. Şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Ele yapışan yumuşak bir kıvamı var. Kabımın içerisine koyuyorum ve üzerini kapatıp 15-20 dakika dinlendiriyorum. Hamurumuz 15-20 dakika dinlendi. Gördüğünüz gibi kıvamı sakız gibi olmuş. Hemen hamuru masaya alıp bezeleme işlemine geçiyorum. Hamuru öncelikle rulo haline getiriyorum. Daha sonra da iki eşit parçaya ayırıyorum. Ve her bir parçayı beze haline getiriyorum. tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklamalar bölümünden ulaşabilirler. Bezelerimi düzelttikten sonra ilk bezeden açma işlemine geçiyorum. Altına ve üstüne un serptim ve elimle büyütüyorum. Daha sonra da merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar büyük olması bizim için yeterli. İkinci hamurumu da aynı şekilde açıyorum. İki hamurumu da açıp hazırladıktan sonra içerisi için kullanacağım yağı elimle eziyorum. Bu işlemimiz katmerler için çok önemli. Kullanacağım yağı elimin içerisinde iyice ezdikten sonra açmış olduğum hamurun üzerine yerleştirip bastırıyorum. Yağın tamamını ilave ettikten sonra iyice bastırıyorum ve ikinci açmış olduğum hamuru üzerine yerleştirip kenar kısımlarından iyice kapatıyorum. Kenar kısımlarından yağ akmaması için iyice kapattığınızdan emin olun. Hamurumu iyice kapattıktan sonra üzerine un serpiştiriyorum ve öncelikle elimle hafifçe bastırarak büyütüyorum. Daha sonra da merdane ile büyüteceğim. Bu aşamalarda hamurun altına ve üstüne un serpelim ki herhangi bir yapışma olmasın. Hamuru merdane ile büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Hamuru yeteri kadar büyüttüm. Hemen kenar kısmından katlamaya başlıyorum. Hamuru katladıktan sonra öncelikle ortadan ikiye ayırıyorum. Bu tariften toplamda 8 adet katmer elde edeceğim. Hamurlarımı 8'e böldükten sonra uç kısımlarını yağın akmaması için sıkıca kapatıyorum. Ve elimle yuvarlayarak kenara alıyorum. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yine aynı şekilde tarifim hakkında kafanıza takılan bir şey olursa yorumlardan belirtebilirsiniz. Hamurların tamamını beze haline getirdikten sonra üzerini kapatıyorum ve tekrardan 15-20 dakika dinlendiriyorum. Bezelerimi 15 dakika dinlendirdim. Artık son aşamaya geçiyorum. İlk bezemi alıyorum ve altına üstüne un serptikten sonra merdane ile dikkatli bir şekilde büyütüyorum. Gördüğünüz gibi ilk katmerimi açıp hazırladım. Diğer bezeleri de aynı şekilde açıyorum. Ben katmeri bu şekilde hazırladım. Siz yuvarlak olarak da açabilirsiniz. Yağlı katmerlerin tamamını açtıktan sonra tepsilere yerleştiriyorum. ve üzerleri için 2 adet yumurta sarısını çırpıp katmerlerimin üzerine sürüyorum. Yumurta sarılarını sürdükten sonra katmerlerin üzerine çizikler çekiyorum. Siz bu işlemi bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Ve son olarak çörek otu ve susam karışımıyla süslüyorum. Yağlı katmerlerim artık fırına girmeye hazır. 200 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 15-20 dakika pişiriyorum. Ve hemen diğer katmerlerimi de aynı şekilde hazırlıyorum. İlk katmerlerim fırından çıktıktan sonra hemen ikinci tepsiyi de fırına gönderiyorum. Yağlı katmerlerim fırından çıktı. Hemen sizlere şöyle ilk çıkanları yakından göstermek istiyorum. Çok kısa sürede pişti. Altı da üstü de nar gibi kızardı. Katmerimizin içerisinde tel tel ayrılıyor. İnanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.